Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İkinci videoyla yine karşınızdayım. Bir önceki videomu izleyen, tamamlayan arkadaşlarım, bu videoya geçenler şimdi tavşanımızı nasıl birleştirdiğimizi görecekler. Süslemelerini nasıl yaptığımı göstereceğim. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olur ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben montajını ve yüz ifadesini nasıl yaptığımı göstereceğim. Süsleme tamamen size kalmıştır. Dilerseniz çiçekler kullanın. Dilerseniz ben pompon kullanmayı düşünüyorum. Tabii genelde süsleme esnasında benim fikirlerim çok değişir. Pompon kullanabilirim, çiçek kullanabilirim. Şöyle bu çetiklerle kullanılan, bunu daha önceki videolarımda tarifi var. Böyle çiçek kullanabilirim. Tamamen montajım bittikten sonra buna karar vereceğim. Burada şunu söyleyeceğim. Burada 17 sık iğne, bu tarafta 17 sık iğne sayıyoruz burunu yaparken. Ve şuraya üçgen bir burunla yapmaya başlayacağım. Montaj yaparken çok konuşmayacağım. Genellikle yapım aşamalarını göreceksiniz. Çünkü hani hızlandırılmış olsa da nereye nasıl takıyorum, nereden takıyorum çok net belli oluyor. O yüzden gereksiz konuşma yapmak istemiyorum. Bunu da böyle belirteyim. Dilerseniz bir de şöyle bir şey daha göstereyim. Bu çiçeklerden de yapabilirsiniz. Bu aplike çiçek diyorum. Diyelim buna. Şu şekilde. Böyle de bir çiçek yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? 10 tane veya 20 tane zincir yapıyorsunuz. Her zincir lobuna ikişer tane girerek tamamlıyorsunuz. İşte anlattığım gibi her zincir lobuna ikişer tane sık iğne yapıyorsunuz. İki sıra yapabilirsiniz büyük olması için. Küçük olması için de bir sıra böyle çiçeklerle kullanabilirsiniz. Tamamen bakış açınıza bağlı. Ben sadece süsleme kısımlarını genelde kendime göre yapıyorum. Siz de aynısını da yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz de. Hadi bakalım. Bu alkışı yapmasaydım çok daha iyi olacaktı ama kendimi çok gaza getirdim. Şimdi artık konuşmadan hızlanmış bir şekilde dikim aşamalarına geçiyorum.
Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu çantalarımızı aklımdan geçeni söyledim pardon. Bu tavşanımızı bu şekilde hazırlayıp aslında çanta olarak da kullanabiliriz. Bakın çok güzel bir fikir veriyorum burada. Şimdi tepesini kapatıp kulaklarını takacağım ama çanta olarak bir an böyle düşündüm yaparken işte yaptıkça insanın ufku gelişiyor. Şöyle bir elimi soktum. Bunu biraz daha genişini ya da daha kalın iple ya da pen yiyip kaliteli düzgün bir pen yiyiple örüp yanlardan da güzel sap yapıp çanta olarak da kullanabilirim. Harika bir tespit oldu. İlerleyen dönemlerde böyle enteresan tariflerle de yine karşınızda olacağım. Neyse hızlı bir şekilde yine ben örmeye devam ediyorum.
Tavşanımız bitti arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şöyle oturtmak istiyorum. Ya da kamerayı elime alayım. Çünkü ekranıma sığmayacak. Şöyle elimde göstermek istiyorum. Çok tatlı, çok güzel bir tavşanımız oldu. Siz de bu tavşanı ördüğünüzde sosyal medya hesabınızdan beni etiketleyebilirsiniz. Ben de yine sayfamda paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.